Ey şiir, ey kelimelerin gizli, gizemli dünyası, sana döndüm. Ey ritmin ve ahengin ebruli dansı, derin düşüncelerimin narin hülyası, sana döndüm. Ey bütün zamanların gök çekimli edası, sesin aksi sadası, sana döndüm. Ey mir, ey güzel insan, söz ustası, ey şair, sana döndüm. Ey güzellik ve cazibe, kan kırmızı gül, ey aşk-ı sevda, sana döndüm. Evet efendim, bu dizelerin sahibi 22. dönem Urfa Milletvekili şair Mehmet Atilla Maraş konuğumuz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş Safalar bulduk. Bahşettiniz. Şeref verdiniz. Eyvallah. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Allah'ın keremine şükür. Çok çok iyiyim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İyi görünüyorsunuz. Çok şükür. Şu an Atilla Maraş kaç yaşında oldu hocam? Kaç yaş gösteriyorum? Ben hep sorarlar öğrencilerim bana, hocam kaç yaşındasınız? Ben hep 33 derim. Hocam geçen sene de 33'tünüz. Oğlum 30 sene önce de ben 33'tüm derim. Dolayısıyla yaşım 60'ın üzerinde olduğu çıkar ortaya. Yani haddi aştık diyorlar ya. 63'ü devirdiniz mi hocam? Evet, çok oldu. Devirdim. Allah ömrünüzü müsaade etsin. O zaman göstermiyorsunuz diyeyim. Teşekkür ederim. Yani herhalde 64-65'tir en fazla. Eyvallah. Dedim ama siz 65'i de devirdim. Devireli çok oldu dediğinize göre. Yani çok değildi işte, devirdik. Eyvallah. Rahmetli Akif İnan abimiz derdi ki, oğlum sanatçıların yaşı sorulmaz. O zaman büyük bir ayıp ettim. Çok özür dilerim. Yani espri olsun derdi o. Yani eyvallah. Sanatçı her zaman aynı yaştadır. Sizin aşk, sevda ve şiirinizle başladık. Tabii her defasında bende aynı şey oluyor. Şimdi şairi ölmüş bir şiiri okuyunca biraz daha rahat okuyorum hani. Hı hı. Çok da müşteki olmaz yani. Gelip okuyamadın, beceremedin şu şiiri diye bana kızmaz. Hı hı. Bir de aynı stüdyodayken bir şiiri biraz terleyerek okuyorum. Umarım becermişimdir. Oldu mu? Ne dersiniz hocam? Yok, gayet güzel yorumladınız. Allah razı olsun. Tabii şiirin içeriğinde ne olup olmadığını siz bilemezsiniz. Onu yazan bilir. Evet. Siz şiirin bir yönünü görürsünüz, birazını görürsünüz. O gördüğünüz şekliyle okursunuz şiiri. O doğrudur. Ama şair belki onu kastetmemiştir. Hı hı. Belki de o kastın dışında başka şeyleri de kastetmiştir. Diyor ya, el mana fi batni evet, şair. Yani mana şairin gizemindedir, gizlisindedir. Hı hı. Doğru. Zaten şiir yapan şey de odur. Yani anlam içeriği, anlam derinliği, hı hı. Birkaç anlam, birçok anlam. Hatta her okuyanın kendine göre anlamlar çıkardığı, yüklediği, hı hı. Şey aslında şiirdir. Evet. Esas şiir, has şiir odur. Belki de zaman geçtikten sonra yine okuduğumda bende farklı çağrışımlar, farklı anlamlar çıkaracak. Kesinlikle öyledir. Eğer o şiir gerçek bir şiirse. Evet. Peki, çok hoş bir tarafa geldik. O şiir gerçek bir şiirse, evet. Sizin şiirle alakalı bazı kıstaslarınız var, doğru, biliyorum. Doğru. İşte mutlaka işte ahenk olacak diye birini ben söyleyeyim. Kesinlikle. Sizin kalanını tamamladığınız. Şiirin vazgeçilmezi, evet. En başta ahenk, yani armoni ve ses. Hı hı. Bir şiirde ses yoksa, ahenk yoksa ben ona şiir diyemem. Hı hı. Bunun ötesinde bir de anlam olacak ve anlamın derinliği olacak. Şimdi gençler anlamsız şeyler yazıyorlar. Biz şiir yazdık diyorlar ama okuyorsunuz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Kendisi de aslında ne yazdığını bilmiyor. Baştayken bir anlam yüklemiyor şiirine. Hmm. Halbuki bizim geçmiş şiir serüvenimize baktığımız zaman, yani divan edebiyatından günümüze, büyük şairlerin metinlerine baktığımızda o şiirlerin tamamında bir anlam derinliği vardır. Yani bir şey için yazarlar. Bir mana, bir tema. Evet. Tematik bir yönü vardır. Artı bir de az sözle çok şey söyleme sanatı olduğuna göre şiirin, hı hı.
kelimelerin arkasında derin anlamlar çıkarmak lazım. Hı. Bunun için de kelime seçimi şiirde çok önemlidir. Şimdi yeni gençler kelime seçimi hak getirsin. Ne gelirse ağzına, beynine, hatıra başlıyor yazmaya. Dolayısıyla şiirde bir ahenk oluşmuyor. Hmm. Şiir kendi iç örgüsünde birliktelik oluşturamıyor. Çünkü kelimeler birbirine küskün. Her biri bir dağdan gelmiş. Hmm. Böyle olmaz. Şiire giren kelimeler şanslı kelimelerdir. Kendi içlerinde birbiriyle intizaç etmiş olmaları gerekir. Hmm. Birbirlerini sevmeleri lazım. Kol kola girmeleri lazım ve halay çekmeleri lazım. Böyle şiir kurulur. Buna ahenk diyoruz. Şiirde ahenk nasıl meydana gelir? Kelimelere yüklenen anlamın dışında ses unsurunu kollamamız gerekir. Birbiriyle mütenasip tabii, kavramların, tabii. kelimelerin evet, sesteş birlik, taraflarında. Evet. Birliktelik oluşturacak ve anlam dediğimiz şey de hem mısralar arası hem şiirin bütününde bir anlam bütünlüğü oluşmalı. Yani hem mısralarda hem alt alta gelen mısralarda ve şiirin bütününe baktığınız zaman da bir anlam bütünlüğü görmelisiniz. Mükemmel şiir bunlardır. Yani bunları nereden öğreniyoruz? Ustaların şiirlerine baktığımız zaman, yani Fuzuli'den günümüze kadar onlarca şiir metinleri var, usta işi. Hep bunu kollamışlar. Ahengi, sesi, akustiği veya musikiyi kollamışlardır. Bir şiirde müzik yoksa, harmoni yoksa ona ben şiir diyemem. Böyle sakıncalarım veya çekincelerim var. Kendim de ona çok dikkat ediyorum, kelime seçimine. Bunun için de kelime dağarcığınızın çok geniş olması lazım. Evet. Şimdi geri gidelim isterseniz. Hatta geri gitmeyelim. Sizden bir şiir dinleyelim. Daha sonra sizin çocukluğunuzdaki Urfa'yı bize biraz tarif etseniz desek. Çünkü Hazreti İbrahim'in aleyhisselam atıldığı ve Gülistan'a dönen ateşin hemen yanı başında bir evde doğdunuz, büyüdünüz, efendim, mümbit topraklarda büyüdünüz. Çok takip ettiğim kadarıyla güzel bir çocukluğunuz olmuş. Biraz orayı merak ediyoruz ama öncesinde bize bir şiir ikram ederseniz çok mutlu oluruz. Öğrencilerim hep sorar, hocam nasıl şair oldunuz? Ben de derim ki şiir gibi bir şehirde yaşasaydınız benim gibi, çocukluğunuz Urfa gibi rüya şehir dediğim Urfa'da geçseydi, o Balıklı Göl'ün çevresinde, mutlaka şair olurdunuz. Başka şey olmaya şeyiniz yok, şansınız yok. Şimdi efendim şu okuyacağım şiir benim girişimi anlatan, nereye girişimi? Bu göçebe olduğumuz dünya hayatından gerçek evimize, dünyamıza girişimi anlatan bir şair, şiir. Herkes kendi ölümünü yazar mı bilmem ama adaşım Atilla İlhan yazmıştır. An gelir Atilla İlhan ölür diyor. Bakalım Atilla Maraş nasıl gidecek? Eyvallah. Atilla Maraş gider. Yürür sular damara, kök gövdeye yaş gider. Gözede su tükenir, kalem sürme kaş gider. Seni okşayan hayat bana yalan müntehir. Belki senden hız alır, bende çok yavaş gider. Tattığım onca acı, hüzün bana zimmetli. Gün olur acı biter, hüzün ve telaş gider. Suyu çekilir bir gün, kurur yatağı nehrin. Kum kalır ve ufacık bir yuvarlak taş gider. Tor gider, tohum gider, yol ve ağaçlar gider. Barış ki gelir er geç, bu afat savaş gider. Senin de kayıtlardan düşer adın, ünvanın. Sayım ve döküm tamam, tozlu demirbaş gider. Mahkum bitmeye her şey, ömür dahil, aşk dahil. Kimse kalmaz, ana, baba, bacı ve kardeş gider. Ey hancı,
balyaları toplar dürersin bir gün. Hanın yağmalansa da kalan eli boş gider. Gün gelir bu asuman, yerle yeksan olur bir an. Ne eşraf kalır ne ayan, Atilla Maraş girer. Allah ömrünüzü müzdade eylesin hocam. Eyvallah. Ömrünüz güzel, alayım ben hocam. Ahiriniz güzel olsun inşallah. İnşallah. Gerçeklerden kaçmak ahmaklıktır. Eyvallah. İnsan sonunu düşünmek zorundadır. Necip Fazıl da öyle diyor. Niçin küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada nasıl? Zamanın raksı ne bu yuvarlakta? Sonun varmış, onu düşünsem asıl. Her canlı, düşünen her beyin kendi sonunu mutlaka düşünmek zorundadır. Gerçeklerden de korkmamak ve kaçmamak gerekir. Evet. Yani ölümden korkmamak gerekir. Belli bir yaştan sonra ölüm düşüncesi, ölümle ilgili mülazalar artıyor. Ama sizin daha ilk yazdığınız şiir Ölüm Saati. Zannedersem herhangi bir yerde yayınlanmadı. Yok. Ama ilk şiiriniz bu. Şimdi belli bir yaştan sonra artık şu an mesela benim şakaklara aklar düştü. Ben yavaş yavaş ya yaşlanıyorsun Nurhak'tan filan diyorum ama daha şiire başladığınız ilk vakitte ölüm düşüncesi, yani gençlik yıllarında niye daha hercai ya da ne bileyim daha neşeli, heyecanlı, mutlu bir şiir değil de yine ölümü konu aldınız acaba hocam? Evet, onun tabii bir hikayesi var. Çünkü ben şiire başlarken ilk tanıştığım şair Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Onun şiirleriyle tanıştım. O da bir tevafuktur, yani tesadüf diyemem. Bir gün bir kitapçıda bir risale gördüm. Küçük böyle sarı kağıtlarda bir formalık bir kitapçık, yani kitap bile denmez. Cahit Sıtkı Tarancı'nın ölüm temalı şiirlerini kapsayan bir risaleydi o. O elime geçti. Ve müthiş etkilendim. Çok etkilendim. Daha o zaman 14-15 yaşlarındayım ve Ölüm Saati diye bir şiir yazdım. O zamandan beri ölüme aşinayım ben aslında. Zaten şairlerin hemen hemen hepsi ölüm temasını işlemişlerdir. Yani varlık problemini işlemişlerdir. Fiziği, metafiziği, ölüm ötesini işlemişlerdir. Varlık varsa mutlaka varlığın bir sonu vardır. Ona ölüm diyoruz. Ki ölüm yokluk değil bizim inancımıza göre. Hiçlik değil. Bir öz vatanımıza bir terhis tezkeresi hükmündedir. Öyle diyor büyükler. Dolayısıyla tabii bunların hepsinin üstünde aşk teması vardır. En önemli tema şiirde aşktır. Ama ölüm, yani insanın bu dünyadaki varlığı yalan, ölümün kendisi hakikattir. Herkes, her canlı ölümü mutlaka tadacaktır. Amenna ve seddakna. Madem Cahit Sıtkı Tarancı dedik, madem ölüm dedik, gün eksilmesin penceremden şiirini de müsaade buyurursanız. Estağfurullah, bestelenmiş bir şiirdi ve çok severim seslendirmeye onu. Çalışalım. Hatta Cahit Sıtkı'nın evine gittim ben Diyarbakır'da. Kendi babasından kalma evi, şu anda müzedir. O pencereden baktım ben. Evin penceresinden, gün eksilmesin penceremden diyor ya. Kendi evinde oturup oradan bahçeyi seyrederken güneşin doğuşunu, batışını o şiir yazmıştır. Evet. İşte o şiirin kaleme alındığı mekanın içerisinde o atmosferi soluyup o mısralara tekrar göz atmak çok çok daha insana o şiiri hissettirir zannediyorum. Evet. Bizimki o kabilden olmayacak ama kabul buyurun efendim. Estağfurullah. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Aklımdan ölümüm geçer, sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.
ve gönüllü Tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden, her mihnet kabulüm, yeter ki, yeter ki gün eksilmesin penceremden, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Amin inşallah. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız bu ömrün derken herhalde 70'i görürüz düşünmüş diye hayal etmiş ama evet, daha genç yaşta vefat etti. Tabii, biliyorum. 46 yaşında vefat ediyor, 56'da. Evet. Kanser oluyor, o zaman daha kanser teşhisi bilinmiyor. Ankara'da yakalanıyor bu hastalığa. Ankara'da memurdur Cahit Sıtkı. Sonra onu alıp Paris'e götürüyorlar. 1-2 yıl kalıyor ve orada vefat ediyor. Sonra cenazesini getiriyorlar, Türkiye'ye getiriyorlar. Yani ölümden çokça söz etmiş, ölümle ilgili çok şey karalamış. Tabii. Şimdi sizin şiirinize geri dönelim. İlk yayınlanan şiiriniz, doğduğunuz, büyüdüğünüz memleketinizle ilgili Eski Kent şiiri. Hı hı. Şiir yolculuğunuzda belki de en önemli aşama bu oluyor. Çünkü insanın eserini bir yerde görmesi, hissetmesi, yeni eserler ortaya koymak yönündeki iştahını kabartır, hevesini ziyadeleştirir. Bu yöndeki istidadını geliştirme hissi verir, cüretlendirir biraz. Sizin ilk yazınız, ilk şiiriniz yayınlandığında yine yerel bir... Tabii tabii, doğduğum şehirde bir yeni gazete yayın hayatına girdi. Şafak diye. Şafak gazetesi işte 66 yılında, ben lise son sınıftaydım o zaman. Böylece yaşımda çıkıyor ortaya. 17 yaşında. Tabii çok şiirler yazdım ama hiçbirini yayınlamadım. Yayın şeyim yoktu, imkanım yoktu. Bu gazete kurulunca bize teklif ettiler, burada yazar mısınız diye. Biz o zaman içinde yazdığımız şiiri orada yayınladık. Eski Kent diye. Urfa'yı anlatan bir şiir. Bize biraz Urfa'yı anlatın desek, böyle birkaç cümleyle. Dününden bugünü farklıysa bugünkü farkını da ifade ederek. Eyvallah. Anlatın bugün desek. Dünü bugünden çok çok farklı. Bugünkü evet. Urfa Şanlıurfa'dır. Ben size Urfa'dan bahsedeceğim. Buyursunlar. Evet. O benim doğduğum şehir, ki benim bir iki tane kitabım var Urfa ile ilgili. Onlardan bir tanenin ismi Rüya Şehir Urfa'dır. Rüya şehir, gerçekten bir rüya alemindeymişsiniz gibi yaşarsınız o şehirde. O eski binalar, taş evler, suların ve selamın bol olduğu bir şehir. Suların ve selamın bol olduğu bir şehir. İşte benim gençliğimde 25 bin nüfusu falan vardı ve şehir halkı, ahalisi hepsi birbirini tanırdı. Bir aile gibiydi o şehrin tamamı ve bir İslami hayat yaşanırdı. Sular bol, selam bol. İnsanlar birbirini tanır, birbirinden çekinir. Sabahleyin şehrin 17 Selatin Camisi'nde birden ezanlar okunur. Bunu duyarsınız ve yatağınızda yatamazsınız. Herkes kalkar, doğru camiye koşar. Çocuk, büyük. Ve ondan sonra iş hayatı başlar. Dükkanlar açılır, tezgahlar açılır. Ve dükkanlar eski çarşılarda dualarla açılırdı. Ben bunlara şahit oldum. Ahilikten kalan bir gelenekle sabahleyin dualarla açılır. Hangi esnaf, hangi çarşıda, onların bir şeyhi vardır, çarşı şeyhi, ahi şeyhidir aynı zamanda. Onlar dua ederek açarlar ve esnaf kepenklerini o şekilde kaldırır ve Bismillah diyerek başlarlar işlerine. İkindi zamanında işlerini bırakırlar, yavaş yavaş toparlanırlar. Hatta orada esnaf arasında oynanan bir de dama oyunu vardır. İkindiden sonra esnaf gider kahvelerde dama oyunu oynarlar. Böyle bir niye ikindi diyecek olanlar vardır. Çünkü güne çok erken başlıyor tabii, Urfalılar. Tabii, tabii. Dolayısıyla bayağı bir zaman aslında mesai yapıyorlar. Evet. Şimdiki Urfa yok tabii. Şimdi benim çocukluğum tabii Balıklı Göl'ün, Anzelha'nın, o kutsal mekanların, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı mekanlara çok yakın doğduğum ev ve yaşadığım iklim. Her sabah ben de erken kalkardım. Sabah namazına gider. Hatta sabah zikrine katılırdım dergahta. Bir saat süren bir zikir. Kadir-i zikri. Maşallah. Kadir-i zikri. Cehri zikir böyle. Cehri zikir coşkulu. Ve halen devam ediyor. Allah Allah. Evet. Maşallah. 150 yıldır sabah namazından ve ikindi namazından sonra devam eden bir zikri kadiri, cehrisidir o.
Orada Esma-ül Hüsna zikredilir. Terennüm edilir. Terennüm edilir ve makamdan makama geçilerek en az 10-20 makam bir saat içinde şey yapılır, geçilir. Evet. Ve toplu halde makamlarla müthiş bir şeydir. Biz öyle büyüdük yani. Çocukluğumuz öyle geçti. Balıklı Göl'ün yanından geçerken reyhan ve gül kokuları arasından yürürsün. Bir tarafta balıkların raksını, dansını görürsün suyun içerisinde. Onlarca balık sizi takip eder böyle. Akar böyle. Dönerseniz sizinle birlikte bu tarafa döner. Onlar dahi sabah zikrine katılır biliyor musunuz? Balıklar dahi zikreder. Ya. Evet. Kendi dillerince. Kendi lisanlarıyla tabii. Evet. Böyle bir atmosfer, böyle bir iklimle maşallah büyüdük. Dolayısıyla öyle de devam etti. İnsanın doğduğu, büyüdüğü, havasını soluduğu, suyunu içtiği beldenin, kentin, mahallenin, ortamın, hanenin kendi üzerinde çok çok ciddi bir etkisi oluyor. Evet. Bunu da görmek mümkün. Urfa'dan bahsettik. Oralar hep peygamberler beldeleri. Evet. Ben de Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem, Efendimiz, Gönül Sultanımız, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle şeref bulmuş, onun zikredilmesiyle şereflenmiş bir şiiri, Efendimizin veladetini anlatan bir şiiri, Mehmet Akif Ersoy'un Bir Gece şiirini müsaade buyurursanız. Estağfurullah efendim, buyurun. İcra etmeye lütfen, çalışayım. Lütfen. Asır evvel yine bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de Mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini, Şehbalini, Adlistiye'nin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona verdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin inşallah. Sizin Urfa'daki evinizin damı açık. Dam, evet dam. Damda ve, yatardık biz. Evet, geceleri Urfa'da çok sarar uyumak. Tabii ben Urfa'da geceleri yatmadım ama Suriye'de özellikle savaştan sonraki dönemde yardım çalışmaları için gittiğimizde Suriye'de damda
yattığımız, açık alanda yattığımız vakitler oldu. Coğrafya birbirine çok yakın, birebir aynı. Tek coğrafya zaten, sadece suni bir sınır ortada var. Ortada bir suni sınır var, ağzınız bal yesin hocam. Dolayısıyla orada Urfa geceleri diyeyim hadi, Suriye geceleri, Urfa geceleri. Yaz geceleri. Ortaya o çizilen çizgileri görmeden bakmak lazım. O geceleri sarardı. Sizin çocukluğunuzda da böyle geceler vardır. Tabii. Biliyorum. Hem de nasıl? Benim çocukluğum da yaz geceleri damda uyuduğumuzda gökyüzündeki yıldızları pırıl pırıl seyrederdik. Evet. Pürüzsüz bir gök, leke yok yani. Hı-hı. Ve Harran akşamları, Urfa akşamları müthiştir yani. Hı-hı. Dünyanın hiçbir yerinde öyle bir gece yoktur yani. Yıldızlar sanki avucunuza dökülecekmiş gibi pırıl pırıl ve inecekmiş gibi yeryüzüne, öyle hissedersiniz. Ve babaannem rahmetli derdi ki, oğlum bak bu yıldızlara iyi bak. Bunlardan bir tanesinin, şu gördüğün yıldızın adı Leyla'dır. Öbürü de Mecnun'dur. Saat 12'ye 1'e kadar takip edeceksin. Bunlar azar 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 birbirlerine yaklaşırlar. Böyle bir an gelir ki gecenin bir vaktinde birbirine kavuşurlar. Allah Allah. Eğer bunu görürsen ne tutarsan o dileğin olur. Çocuğunuz bizi kandırıyor babaanne. Biz de böyle kafamızı dikerdik işte yasıdan sonra. Bekle, bekle, bekle. Saat 10-11 oldu. Boyun ağrısı. Boyun bükülür ve buyursun bir daha. Ne oldu oğlum? Göremedim. O zaman yarın akşam bir daha takip et. Evet. Böyle bizi avuturdu. Sabit bir yere bakınca da uyku çabuk gelir. Evet. Aslında sizi uykuya hazırlıyormuş ninemiz. Yani Allah rahmet etsin. Mecnun'un birer yıldız olduğunu, ya, birbirine kavuşma anı olduğunu ve ne dilek tutulursa, İşte böyle şeylerle de, yani masallarla, hikayelerle kendine özgü bir şehirdir yani. Çok zengin bir folklor malzemesi vardır Urfa'da. Hmm. Bilmeceler, bulmacalar, atasözleri, deyimler, masallar, hikayeler çoktur. Ben işte bir gece, bir eski gece şiirini paylaşmak istiyorum. Eyvallah. Ama öncesinde arzu ederseniz sizden bir şiir dinleyelim hocam. Sıra sizde çünkü. Evet, ben de bir gece şiiri okuyayım, siz de okuyun. İkimizin gecesi farklı olsun. Eyvallah. Buyursunlar hocam. Geceden bir bakıştır alır sevdamızı götürür geceden. Beklemez sabahı, danemizi öğütür geceden. Gündüz yorgun düşer çok çalışmaktan elleri, has şiiri sağaltır memeden, emzirir geceden. Bir intikam perisi peyda olur tanıdık biri, bir avuçta yıldızları toplar, koparır geceden. Nursuz, ışıksız, tayfsız ne ola gecenin hali? Darası alınır siyahın, karanlık kalır geceden. Daha çok uzağız sabaha, tan ağarmadan önce. Kurdun, kuşun rızkı iner etrafa, dağılır geceden. Gökyüzü bir nur harmanisidir, örtünür melekler. Birer, ikişer iner yeryüzüne, yayılır geceden. Akşamdan kilitlenir her yer, mühürlenir her eşya. Sabaha kalmaz bütün kapılar, açılır geceden. Bitmeyen bütün işler biter, hep sabırla Mehmet. Bin bir güzellik bir yana, bin renk saçılır geceden. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hocam. Eyvallah. Ağzınıza sağlık, evet. Yüreğinize sağlık. Sağ ol, sen de sağ ol. Asel kitabınızın ismi. Hı. Onu arkadaşlarımıza gösterin arzu ederseniz, böyle evet, bir kameraya. Son çıkan kitabım, 7. şiir kitabım. Bundan sonra herhalde şiir kitabı çıkarmayacağım. Öyle diğer demeyin hocam. Yani bilmiyorum, belki de kısmet yani. Asel bal ırmağı demek. Cennette bal ırmağı, süt ırmağı vardır, su ırmağı vardır. Bir de bal ırmağı vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Evet. Asel su ve
bal, su ve ne dedik? Süt. Süt ırmağı, süt, evet. Süt ırmağı geçer. Cennetin ırmaklarından bir tanesi bal ırmağıdır, bir tanesi süt ırmağıdır, bir tanesi de su ırmağıdır. Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle geçiyor. Biz de bu kitabımızın adını Asel koyduk. Eyvallah. Son 10 yılın şiirleri var burada. Ondan öncekiler yok. Bende de çok özel bir eser var. Kıymetli hocam gelirken bana hediye getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Atilla Maraş'la Söyleşiler. İsim de çok güzel. Sözün gelimi. İçinde çok kıymetli isimlerle yapılmış röportajlar var. Mesela açtığımda direkt Mehmet Akif İnan'la yaptığınız röportaj etsin. Var. Allah gani gani. Onun benimle rahmet yaptığı eylesin. Röportaj. Evet, evet, yani birlikte, evet, birlikte yaptığınız tabii. Söyleşi. Tamam. Her eylem yeniden diriltir beni. Nehirler düşlerim göl kenarında. Doğ ey güneş, erit taştan adamı ve kuru taşları diken elleri. Yine sizinle söyleşi yapmış çok kıymetli isimler var. Yani söyleşiyi yapılanla beraber yapanın da önemi var. Yani elbette. Soruyu sormak da büyük bir maharet. Aynen, doğru. Biz böyle biraz tenekeden bir şeyler yaptık. Kusura bakmayın. Binicisine göre kişiler. Nasıl soru sorarsanız karşı taraf ona göre cevap verir. Yani derin sorulara derin cevaplar. Eyvallah. Sığ sorulara sığ cevaplar. Bizimki biraz böyle suyun yüzeyine yakın yani oldu. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah efendim. Genel anlamda söylüyorum. Eyvallah. Yani hep böyledir. Eyvallah. Evet. Ben de müsaade ederseniz yine bir gece şiiri seslendirmeye çalışayım. Buyurun. Her sabah kuş sesleri doldururdu odamı. Uyanırdım yorgun bir gecenin ağır uykusunda. Hazindi mersiyeler, ezanlar göğü yırtardı. Uyanır ağlardı çocuklar susamış dudaklarıyla. Sınırı geçerdi kolcular, üst üste mayınlar patlardı. Bozulurdu birdenbire o tül sessizliği gecenin. Üzüm bağlarında uzun bir koşuydu çocukluğumuz. İnce bir hüznü dolu dolu yaşardık bütün gün. İncir ve nar ağaçları sular bahçeye akardı. O kızgın sıcağında güneşin sular belki de yanardı. Bereketli sofralar sunardı bize yıldızı bol gökler. Hakkını verirdik ay ışığında elimizde kimliği gecenin. Bir düş gördüm anne, nasılsa öyle, hayra yor. Uçuyordum bir dağdan öbür ovaya. Ellerim iki yanımda, başım dik, gözler yukarıda. Sonra haramiler kovalardı, kaçardım. Gözlerimi yumsam yok olurlardı ve özgürlüğüm. Ah annem, ne güzel rüyalar yorumladı. Dağılır giderdi korkularım, ferahlardım. Çözülürdü simsiyah bir yumak olan ipliği gecenin. Evet efendim. Diline sağlık. Çok güzel yorumladın. Sağ olasınız. İyi var olasınız. Eyvallah. Kıymetli hocam. Çok güzel oldu gerçekten. Şairler kendilerinden önceki şairlerin yazdıklarını dikkatle okurlar. Hı hı. Kendi dönemlerinde de takip etmeye çalışırlar. Zira kendi dönemlerinde birçok şair dergilerle içli dışlıdır. Dergilerde şiirler paylaşılır. Başka arkadaşlar ne yazmışlar diye dönüp bakarlar. Eyvallah. Ama ekserisi kendilerinden sonra gelen kuşakların şiirlerine çok bakmazlar. Hep kendileri, kendi dönemleri ve evvelki dönemlere yönlerini çevirirler. Sizin kendinizden sonraki dönemlere çok bir baktığınız, onların yazdığı eserleri takip etme fırsatınız oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Tabii biz kendi dönemimizdeki şairlerin bütün şiirlerini, yayınladıkları şiirleri, dergileri mutlaka takip eder ve birbirimizle de haberleşirdik. Evet. Tenkitlerimizi ve övgülerimizi de birbirimize iletirdik. Şimdi biz 70 kuşağıyız. Yani daha doğrusu 68 kuşağı. Hı-hı. 68 kuşağının bu cephesindeniz. Evet. Yani iki cephesi var, iki kanadı var. Dolayısıyla bizden sonra 80 kuşağı vardır ve ondan sonra kuşak yoktur. Çünkü edebiyatta bir şeyin kuşak olabilmesi, nesil haline gelmesi için bir takım özellikler gerekiyor. Bizim dönemimizde kavga vardı, dava vardı. Sürekli gerilim içindeydik ve ürettiğimiz şiirlerin birçoğu öyledir yani. Hı. Gerilim şiirleridir. 80 kuşağında da bir kuşak özelliği vardır ama 80'den sonra diyelim ki 2000 kuşağı diye bir kuşak yok. Peki şairler yok mu? Var ama belki yok yani. Yani ben göremiyorum. Edebiyat tarihçilerine, eleştirmenlere de okuyorum. 80 kuşağından sonra bir şiir kuşağı oluşturulmadığı noktasında hemfikirler. Ama 80 kuşağı için bir kuşak olma özelliğini gösterdikleri söylenir. Bizden önce 60 kuşağı vardır. İşte İsmet Özel'lerin, Akif İnanlar'ın kuşağıdır o. Evet. Alaaddin Özel. Ondan önce de Sezai Bey'in kuşağı vardır. Yani ikinci yeni. Cemal Süreya ve Sezai Karakoç'un oldu. Ondan önce birinci yeni işte Orhan Veli ve arkadaşları böyle geriye doğru gider. Sizin kuşağınıza bakalım. Evet. Çok güzel isimler, çok güzel adamlar eyvallah, var. Eyvallah. Ve o güzel adamlardan biri için yazdığınız bir şiir var. Rasim Özdenören'in evini anlatıyorsunuz ve o evdeki Erdem Bayazıt'ı anlatıyorsunuz. Evet. Kendi kuşağınıza ve o yedi güzel adama ilişkin birkaç cümlenizi alsak sizden, toparlıyoruz. Eyvallah. Tabii ben onların hepsini tanıdım bir defa. Evet. Şimdi onların çoğu Maraşlıdır. Mehmet Akif İnan hariç. Mehmet Akif İnan benim hemşerimdir, Urfalı'dır. Ama onun da annesi Maraşlıdır. Benim de soyadım Maraş olma hesabıyla ben de Maraşlı bir tarafım. Evet. Maraşlı sayılır. Şair olmamız, işte soyadımızın Maraş olması onlara çok yakınlaştırdı beni. Ve biz Ankara'da Rasim Bey'in kendisi bugün yaşayan en büyük öykücülerimizden ve düşünce adamlarımızdan biridir. Allah uzun ömür versin. Amin. 80 Amin. Yaşına geldi. Erdem Bey oraya gelirdi rahmetli. Erdem'in kardeşi gelirdi. Cahit Zarifoğlu gelirdi. Cahit'in abisi Sait Zarifoğlu gelirdi. O eve. Akif Nuri abi gelir miydi? Nuri abi çok az gelirdi. Çoğu zaman gelmezdi yani. Biz ona giderdik. Evet. Ve bu yedi güzel adam onun evine giderdi. Çünkü o abiydi ve öyle ağırlanırdı. Dolayısıyla Erdem abinin Temmuz 2008 yılında Temmuz ayında vefat etti İstanbul'da. Cenazesine de geldik. Ağustos ayında ben bu şiiri yazdım. O ev gerçekten güzeldi ve bizim gittiğimiz zamanlar Rasim Bey'in annesi de sağdı. Çok güzel Maraş yemekleri yapardı ve bol yapardı. Her akşam mutlaka misafiri gelir diye 3-5 kişilikler ve 10 kişilik kurulacak sofralar için yemekler hazırlardı. Çok da lezzetli yemekler olurdu. Biz tabii akşam namazından sonra yemekleri yiyince artık sohbet başlardı. Kendi aramızda sohbet ederdik. Böyle bir güzellik yani vefatından sonra Erdem Bey'e Erdem Beyazıt'ı adadığım, ölümünden sonra yazdığım bu şiiri. Güzel ev ve güzel insanların devam ettiği bir ev. Sizden dinleyelim o şiiri. Allah Teala ahirete irtihal etmiş olanlarının mekanını cennet eylesin. Amin. Nuri abi, Rasim abi yaşıyorlar, Sezai Hoca yaşıyor. Allah ömürlerini müjdat eylesin. Amin. Nice efendim güzel vakitler de bir araya gelmenizi de nasip eylesin. Razı olsun, teşekkür ederim. Onların o güzel evini anlattığınız Güzel Ev şiiriyle müsaade ederseniz programımızı nihayetlendireceğiz. Buyurun. Kıymetli izleyicilerimiz, Diyanet TV'de Şiir Vakti programında 22. dönem Şanlıurfa Milletvekili şair Mehmet Atilla Maraş büyüğümüzü misafir etmeye çalıştık, sohbet etmeye çalıştık. Onun sohbetinden müstefid olduk. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyor. Son bir şiirimizle programımızı nihayetlendiriyoruz. Bir zamanlar bu eve beyler Erdem gelirdi.
O gelince bu eve neşe gündem gelirdi. Cahit gelir, Sayit gelir, Akif gelir, gam gider. Hatme biter, sohbet başlar. Çaylara dem gelirdi. Yedi güzel adamlardı, yürekleri dağ kadardı. Koşuyorken soylu atlar, özengi ve gem gelirdi. Toplanırlar ceylanların su içtiği gözelere. Edep içre nice fikir, insü cin ve cem gelirdi. Ve ben dahi bu eve arada bir gelirdim. Rengarenk kişilikler, nice Adem gelirdi. Şimdi bir hikaye her şey, yani bir yokmuş gibi. Koki varmış bir hayal, rüya, kadem gelirdi. Ah, o ki yok şimdi hem, sarsıldı yürekler deprem. Öteye gitse de erdem, her dem, her dem gelirdi. 3 Ağustos 2008 Gece Sabah ezanı Sabah makamında Ve saat 05 Bir zamanlar işte bu ev güzellere denk gelirdi. Gönüllere bin bir huzur, her yüze bir renk gelirdi. Yazıya gizem ve sihir, şiire ahenk gelirdi.